Doçent Doktor Hüseyin Can Aktor, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Medeni hukukçuyum, borçlu hukuk alanında çalışmalarım var. Serverlerin korunması ile ilgili çalışmalarım var. Bugün de zaten konunun yapay zeka boyutuyla bir sunum yapacağım. Sunum planından önce kısaca bahsetmek istiyorum. Bilgi toplumunda kişisel verilerden birazcık bahsedeceğiz. Bilgi toplumu nedir? Verilerin buradaki rolü nedir? Ardından hukuk, teknoloji ve yapay zeka ilişkisine değineceğim. Teknik kavramlardan bahsedeceğim. Özellikle yapay zeka ile ilgili. Sonrasında karar verme sürecinde algoritma kullanmanın avantajları ve riskleri nelerdir? Kara kutu problemi nedir? Algoritmik ön yargı nedir? Ayrımcılık nedir? Birazcık bunlardan söz edeceğim. Sonra da 6698 sayılı kanun, yani kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun kapsamında algoritmik karar vermenin nasıl düzenlendiğini ve GDPR'da Avrupa Birliği'nin genel veri koruma tüzüğünde meselelerin nasıl ele alındığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bilgi toplumunda verinin amacından, yerinden birazcık söz edelim, işlevinden söz edelim. Eminim bugün zaten önceki sunumlarda duymuşsunuzdur. Data is the new oil. Bu ifadeyi çok sık duyduğunuza eminim. Bu sunumlardan önce de mutlaka duymuşsunuzdur bunu. Bunun bir sebebi var. Verinin yeni petrol olarak adlandırılması. Bunun nedeni ne? Şimdi içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağında artık öğrenebilen, düşünebilen, kendi kendini yönetebilen ve karar alabilen bir zekanın varlığından söz ediyoruz. Ve bu zekanın öğrenebilmesi için, kendini geliştirebilmesi için çok miktarda nitelikli veriye ihtiyacı var. Çok miktarda veri, çok çeşitli veri ve nitelikli veri olacak. Bundan da yeni değerler üretmek mümkün olacak. O halde içinde bulunduğumuz toplumda gerçekten de veri fevkalade önemli bir ham madde. Yapay zekanın içinde bulunduğumuz toplumun işleyebilmesinin, bilgi toplumunun işleyebilmesinin olmazsa olmaz koşulu ve ham maddesi veriler. Şimdi ama bu belli, beraberinde bir takım sorunlar getiriyor. Tamam, veriler çok önemli. Bunları sunalım yapay zekaya. Endüstri 4.0'da ham madde yapalım. Yapay zeka gelişsin. Bunu hepimiz istiyoruz. Ama öte yandan bu verilerin belirli kişilerle, gerçek kişilerle ilgili oldukları ölçüde bu kişilerin korunması ihtiyacı da gündeme geliyor. Şimdi kişisel verilerin korunması neden önemli? Kişisel verilerin korunması öncelikle şunun için önemli. Bu verileri korumadığınız zaman devletler ve özel teşebbüsler karşısında bireyin zarar görmesi var. Şimdi bizim ülkemiz kişisel verilerin korunması hukuku bakımından bunu bir temel hak, anayasal zaten bir hak olarak düzenleniyor. Malum bahsedilmiştir bugün de. Avrupa yaklaşımını benimsiyor. Biz bunu kişilik hakkımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Ve bizim için oldukça yeni bir kanun bu. Bunun Türk hukukunda kabul edilmesinin, bir hak olarak kabul edilmesinin sebebi aslında bakarsanız tamamen pragmatist bir sebep. Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi güçlendirebilmek ve işte AB üyeliğine bir adım atabilmek adına böyle bir kanun çıkardı. Birazcık tepeden indi ve biz bunu çıkarırken aslına bakarsanız Avrupa Birliği'nin o tarihte yürütte olan direktifini tercüme ettik. Ancak Avrupa'daki durum bu değil. Şimdi ilk veri koruma kanunu Avrupa'ya baktığımızda Almanya'da çıkıyor. 1980 gibi bir yılda çıkıyor. Avrupa Nazi Almanya'sını yaşıyor. Nazi Almanya'sını yaşayan Avrupa kişisel verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. O nedenle de aslında bundan çok önceki eski yıllarda orada bu kanunlar çıktığında meselenin özünde bireyin devlete karşı korunması ihtiyacı var. Şimdi günümüzde denklem biraz değişmiş durumda, dengeler biraz değişmiş durumda. Çünkü bireyin devlet kadar özel teşebbüsler karşısında korunması ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Çünkü verilerimizi en az devlet kadar toplayan, işleyen ve onları işte yapay zekaya sunarak bizimle ilgili profillemeler yapan büyük teşebbüsler var karşımızda. Facebook var, Google var, Microsoft var vesaire. O nedenle devletler ve özel teşebbüsler karşısında bireyin korunması için veri koruma gerekiyor. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi için gerekiyor. Manipüle edilmememiz için, manipülasyon riskine karşı bunun bertaraf edilmesi için gerekiyor. Çünkü birazdan bazı örnekler vereceğim. Diyeceğiz ki yapay zeka bizi bugün en yakınlarımızdan daha iyi tanıyor. Elde ettiği verilerle birlikte. Mesela manipülasyon riskiyle
ilginç bir örnek paylaşmak istiyorum. İnternette karşımıza türlü türlü reklamlar çıkıyor örneğin. Bu reklamların da konuşan kişiler, o bir, belirli bir ürünü veyahut da hizmeti bize sunan kişiler, eğer bugünkü teknoloji kullanılırsa, örneğin Facebook'taki paylaştığınız bilgiler kullanılırsa, sizin fevkalade manipülasyona açık olacağınız reklamcılık faaliyetlerine imkan veriyor. Örneğin bugün Facebook sizin en yakın, en sevdiğiniz, en güvendiğiniz iki kişiyi test edebiliyor. Paylaşımlarınızdan, onların paylaşımlarına yaptığınız yorumlardan ve düşünün ki bu iki kişinin yüzünü birleştirerek bir üçüncü kişi yaratıyor. Ve bu üçüncü kişisi de belirli bir malın, ürünün, hizmetin reklamını yapıyor. Bu durumda sizin aslında bilinçaltınızla konuşan Facebook size size bir güven uyandırabiliyor. Hiç fark etmemenize rağmen bilinçaltınızda en fazla güvendiğiniz, tanıdığınız, sevdiğiniz iki kişinin görüntüsünden oluşan o kişinin söylediği şeylere inanma eğilim gösterebiliyorsunuz böyle. Bunun dışında karar veren algoritmaların yaratabileceği veri diktatörlüğü riski var. Nedir bu? Artık profilleme yapılıyor. Algoritmalar belli taleplerimize, örneğin kredi başvuruları olabilir, örneğin vize başvuruları olabilir, inceliyor, bunlara kararlar veriyor. Bu da bir veri diktatörlüğüne yol açabilir diyoruz. O halde çatışan iki tane menfaat var. Zaten hukuk dediğimizde hep çatışan menfaatlerin dengelenmesiyle ilgili bir mesele var. Bir tarafta bilginin serbest dolaşımının sağlanması var. Bu çok önemli çünkü bilgi serbest dolaşacak ki bu veriden, bu ham maddeden biz bir getiri elde edebilelim, yeni bir değer üretebilelim. Öte yandan ise ilgili kişilerin korunması ihtiyacı var. Kime karşı? Devlete karşı. Öte yandan da bireylere karşı, gerçek kişilere, tüzel kişilere, teşebbüslere karşı bireylerin korunması ihtiyacı var. Şimdi iki tane, üç tane çarpıcı örnek var burada paylaşmak istediğim. 2016 yılında internete yaklaşık 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik ve ikametgah bilgileri yayıldı. Yakın zamanda yine benzer bir ihlal olduğu söylendi. Gazetede haberleri çıktı. İçinde siyasetçilerden ünlülere kadar çok farklı kişinin verileri mevcuttu. Ev adreslerinden, işte iletişim bilgilerine kadar, kimlik bilgilerine kadar hepsi ifşa oldu. Çok çarpıcı bir örnek, Cambridge Analytica skandalı. Duymuşsunuzdur bunu diye tahmin ediyorum. Bu aşamada hatta Netflix'te yayınlanan The Great Hack belgeselini eğer izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. The Great Hack belgeseli çok çarpıcı bir şekilde kişisel verilerin korunmasının önemli aslında ortaya seriyor. Cambridge Analytica skandalı neydi? 2014 yılında Trump'ın başkan seçildiği, o Amerika başkanlık seçimleri öncesinde bir anket uygulaması yapılıyor Facebook üzerinden ve ayrıntılı bir psikolojik profil çıkarılıyor. Kimin profili? Bu ankete katılanların profili. Ne yapıyor? Kullanıcılara onların rızalarını alarak diyor ki bu anketi doldurur musunuz? Dolduruyor insanlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu anket 270 bin kişi dolduruyor. Fakat bilmedikleri şey şu. Bu 270 bin kişinin Facebook arkadaşlarının verilerini toplayan bu uygulama yaklaşık 50 milyon kullanıcının bilgisini elde ediyor. 50 milyon Amerikan seçmeninin verileri kullanılarak başkanlık seçimlerinde reklam kampanyaları şekillendiriliyor. Ne yapılıyor? Kişileri gruplandırıyorlar. Diyorlar ki bu grup zaten Trump'cı, çok güzel cepte. Bu grup muhalif grup. Muhalif grubu ikiye ayırıyor kendi içinde. İkna edilemeyecekler ve ikna edilebilmesi mümkün olanlar, kararsızlar. Ne yapalım bunları? Her birinin zaafları nedir? Zayıf noktaları nelerdir? Onları nasıl kazanabilir? Bu veriler elinde. Bu verileri kullanarak her birine farklı reklamlar gösteriyor. Kimin milliyetçi damarına hitap eden reklamlar gösteriyor, kimin ekonomiyle ilgili reklamlar gösteriyor vesaire vesaire. Ve bu şekilde başkanlık seçimini Trump'ın kazandığı, en azından kazanmasına yardımcı olduğu söyleniyor. Çok büyük bir skandal olarak da tarihe geçti. Bir başka çarpıcı örnek, Target mağazası. Bu mağaza bir lise öğrencisine gebelik ürünlerine ilişkin indirim kuponları gönderiyor. Ve bu öğrencinin babası, bu genç kızın babası fevkalade sinirleniyor. Diyor ki benim kızım daha bir genç kız, siz buna neden böyle şeyler gönderiyorsunuz? Ondan sonra ortaya çıkıyor ki kız gerçekten hamile. Peki Target mağazası bunu nasıl biliyor? Mağaza geçmişte doğum hediye listelerine kaydolan gebe kadınların farklı dönemlerde satın aldıkları 25 tip ürün olduğunu tespit etmiş. Ve örneğin bakmış, işte ilk 20 haftada bir takım vitaminler alıyorlar.
takviyeler alıyor kadınlar, anne kadınlar. İkinci üç aylık dönemde kokusuz losyonlar tercih ediyorlar vesaire. Bunlara bakarak, alışveriş alışkanlıklarından yola çıkarak önce bir profil çıkarıyor. Ardından yeni müşteriler eğer bu profile, bu şablona uyuyorsa onların gebe olduğunu varsayarak onlara gebelik ürününe ilişkin reklamlar ve indirim kuponları gönderiyor. Ve gerçekten de ortaya çıkıyor ki genç kız hamile. Çok çarpıcı gerçekten. Hani ailesi bilmeden önce takip manzarasının bunu bile bilmesi. Şimdi gelelim artık meselenin hukuki boyutuna. Hukuk ve yapay zeka ilişkisi. Hukuk nedir? Hukuk toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünüdür. Ama toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar yalnız hukuk kurallarından ibaret değildir. Biz bunu biliyoruz. Ahlak kuralları da toplumsal yaşamı düzenler, din kuralları da düzenler, görgü kuralları da düzenler. Hukuk kurallarını bundan ayıran şey nedir? Bunun yaptırımının devlet gücüyle desteklenmiş bir yaptırımı olması. Eğer hukuk kuralını ihlal ederseniz devlet gücüyle desteklenmiş bir yaptırım vardır. Hukuk daima çatışan menfaatleri dengelemekle ilgilidir. Bu anlamda toplumsal ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi gerekir. Çünkü önce bir problem ortaya çıkar, bir ihtiyaç ortaya çıkar, sonra hukuk düzeni onu düzenler. Şimdi teknolojik gelişmelerde bu anlamda hukukun sürekli geliştirilmesini, değiştirilmesini gerekli kılar. Teknolojik gelişmelerle birlikte ki yapay zeka bugün anlatacağımız konu bu anlamda ele alacağımız teknolojik gelişmedir. Bir takım problemler ortaya çıkar, sorunlar ortaya çıkar. Hukuk düzeninde bunu düzenlemesi, ele alması gerekir. Şimdi yapay zeka ile ilgili ne gibi problemler var? Yani yapay zeka teknolojisi gelişti, tamam, hukuk geride kaldı. Ne yapması lazım? Ne tip problemler çıktı hukukun karşısına? Bir, mesela sağlık alanında kullanılan bir yapay zeka düşünelim. Hastaya yanlış teşhis koyduğunu, bu nedenle de hastanın sakat kaldığını veyahut da öldüğünü düşünelim. Kim sorumlu olacaktır bu durumda? Savunma sanayinde kullanılan bir yapay zeka düşünelim. Bu yapay zekanın yaptığı hata nedeniyle yanlış bir yerin bombalandığını ve sivillerin öldüğünü düşünelim. Kim sorumlu olacaktır? Otonom araçlar, bunların yol açtığı ölümlü trafik kazaları gerçekleştiğini düşünelim. Kim sorumlu olacaktır? Bunlar 50 yıl önce asla tartışmadığımız konulardı. Hatta belki 20 yıl önce tartışmadığımız konulardı. Bugün ama gerçekten tartışmamız gereken, üzerine kafa yormamız, hatta çözmemiz gereken meseleler. Çünkü bunlar ortaya çıkacak, hatta belki çıkmaya bile başladı. Şimdi sorumluluk hukukuyla ilgili ne gibi önemli noktalar var? Şimdi demin bahsettim, iki farklı boyutu var malumunuz sorumluluk hukukunun. Bir boyutu cezai sorumluluk. Diğeri ise hukuki sorumluluk. Cezai sorumluluktan başlayalım. Örneğin otonom bir robot, hırsızlık, yaralama veyahut da benzer bir suç işlediğinde biz kimi sorumlu tutacağız? Bir gerçek hırsızlık yaptığında örneğin onu hapse atıyoruz. Robotu da mı hapse atacağız? Kişiliği mi çekeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl bir ceza verebiliriz biz bunlara? Veya verebilir miyiz? Hukuki sorumluluk, bu biraz daha gerçekçi olarak düşünülebilir bir şey. Şimdi kendi başına öğrenen, bağımsız karar alabilen, bunları uygulayabilen bir yapay zekanın var olduğunu söz ediyoruz. Bu yapay zeka birilerine zarar verirse, özel hukuk anlamında bir zarar verirse, bu meydana gelen zararı kim tanzim edecek? Üreticisi mi bu robotun örneğin? Yazılımcısı mı? Maliki mi, kullanıcısı mı, yoksa robotun kendisi mi? Robotun kendisi nasıl sorumlu olsun, nasıl ki bu zararı tazmin etsin sorusu gündeme gelir. Ama biz bunu tartışıyoruz bugün. Avrupa Birliği düzeyinde tartışılan meselelerden bir tanesi. Malumunuz biz hukukumuzda kişileri gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayırıyoruz. Gerçek kişiler, insanlar, tüzel kişileri zaten biliyorsunuz, dernekler, vakıflar, şirketler vesaire. Ve tüzel kişilere de hukuk düzeni tıpkı bunlar bir gerçek kişiymişçesine bir mal varlığı edinme imkanı veriyor, bunlara dava ehliyeti veriyor ve bunların mal varlığı olduğu için vergi mükellefiyetleri oluyor. Bunlar gelir elde ettikleri için, kazanç elde ettikleri için vergi mükellefiyetleri oluyor vesaire. Bugün şunu tartışıyoruz. Acaba hukukta bir e-kişilik, elektronik kişilik mümkün mü? Veyahut da gerekli mi? Hukukta yeni bir özne yaratalım mı? Elektronik kişiler diyelim mi? Elektronik kişiler diyerek, elektronik kişilik bahşederek biz bu yapay zeka robotlara acaba onları da bir hak sahibi olarak kabul edebilir miyiz? Böylelikle hakları olduğu gibi yükümlülükleri olabilir mi? Sorumlulukları olabilir mi? Kendi mal varlığı olan bir robotun örneğin
verdiği zararı o mal varlığından tazmin etmesi söz konusu olabilir mi gibi meseleleri tartışıyoruz aslında. Başka diğer ne meseleler var? Yani neden hukuk bunu takip etmek zorunda? Yapay zekanın bağımsız mal varlığına sahip olması ve vergilendirilmesi mümkün mü? Yapay zeka bir eser sahibi olabilir. Yapay zeka uygulamaları, algoritmalar patentlenebilir mi? Robotlar kendi aralarında aile birliği kurabilir mi? Bunu bile tartışanlar var. Bir insanla bir robot evlenebilir mi? Bunları da tartışıyoruz. Biz bugün aslında bu tartışmaları değil, yapay zeka ve algoritmik karar verme meselesini ele alacağız. Ne dedik? Yapay zekanın ham maddesi veridir. Veri yeni petroldür dedik. Bu anlamda yapay zekanın gelişebilmesi için çok sayıda nitelikli, çok miktarda nitelikli veriye ihtiyacımız var dedik. Öte yandan ama özellikle bu veriler gerçek kişilerle ilişkili olduğu noktada bu verilerin korunması, daha doğrusu bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin, ki biz buna ilgili kişi diyoruz, ilgili kişilerin korunması ihtiyacı gündeme geliyor. Şimdi yapay zeka ve algoritmik karar verme. Aslında çok hoşuma giden iki tane burada görsel var. Bu bence gayet net anlatıyor yapay zekanın ve makine öğrenmesinin ne olduğunu. Sol tarafta görüyoruz ki aslında makine öğrenmesi havalı adını kullanmakla birlikte biz yapay zeka dediğimiz şey, makine öğrenmesi dediğimiz şey, birazdan farklarına değineceğim. Temelinde istatistik. Geçmişteki verileri topluyor, bir istatistik çıkarım yapıyor. Biz buna öğrenme diyoruz aslında. Sağ tarafta görelim. December'ın kısaltılmasını, November'ın kısaltılmasını verdikten sonra biz yazılıma October, November, November diye ayları devam ettiriyor. Yanlış ama bu çıkarımın sebebi ne? Çünkü biz ona çok sayıda veri vermedik. Verdiğimiz veriler doğruydu ama yeterli miktarda veri vermediğimiz için kısaltmanın hepsinin arkasından Amber geleceğini düşünmeye başladı bizim yapay zekamız. Aslında işin özü veri. Yapay zekanın öğrenebilmesi için onu veriyle beslememiz gerekiyor. Şimdi bir takım teknik kavramlara değineceğim. Algoritma, algoritmik karar verme, yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramları. Algoritma ile başlayalım. Algoritma, belirli bir problemi çözmek veyahut da belirli bir sonuca ulaşmak için tasarlanan bir yol. Aslında bir kurallar bütün. Sağ tarafta bir algoritma görüyorsunuz. Birazdan da değineceğim. Algoritmik karar verme ise bir konu hakkındaki kararın kısmen veya tamamen algoritmalar kullanılarak verilmesi. Şimdi bir problemimiz var. Lambamız çalışmıyor. Lamba bozuk. Bu bir problem. Şimdi bir algoritmadan yola çıkarak meseleyi çözmeye çalışıyoruz. İlk önce bakalım adım adım gidecek. Lambanın fişi takılı mı? Hayır. O zaman fişe bak. Lambanın fişi eğer takılıysa ampule bak. Patlak mı değil mi? Eğer patlaksa ampul değiştir. Ampul patlak değil mi? Fişi takılı. Ampul de patlak değil. O zaman git yeni bir lamba al. Bu bir algoritma. Bakın fişi tak. Ampul değiştir. Yeni bir lamba al. Bunlar hep algoritmik karar verme teşkil ediyor. Bir algoritma çerçevesinde onu kullanarak bir karar vermeyi ifade ediyor. Algoritmalar tabii ki bu kadar basit değil. Çok komplike algoritmalar var. Birazdan örneklerini göreceğiz. Yapay zeka ne? Yapay zeka, insan davranışlarını taklit eden her türlü yöntem. Aslında çok geniş bir tanımı var yapay zekanın. İnsan davranışlarını taklit eden her türlü yöntemi biz yapay zeka diyoruz. Bunu da kendi içinde dar, genel ve süper yapay zeka olmak üzere üçe ayırıyoruz. Dar yapay zeka, bugün bizim sahip olduğumuz, kullandığımız Google Assistant, Google Translate, Siri, Cortana, Alexa'da vesaire söz konusu olan yapay zeka. Yani bunlar yalnızca belirli bir görevi insandan daha iyi belki de diyelim yerine getirebilen zeka. Yalnızca belirli bir görevle sınırlı bunu yapabilir. Genel yapay zeka, henüz bundan uzağız, 2040 yılın gibi buna ulaşmamızı öngörüyor uzmanlar. Görsel algılama, konuşma, ses tanıma, hareket, muhasebe ve muhakeme yeteneği içeren herhangi bir görevi bir insan gibi yerine getirebilen yapay zeka ifade ediyor. İnsana eşit olmasını anlıyoruz. İşte filmlerde gördüğümüz bu çılgın yapay zeka ise süper yapay zeka olarak isimlendiriliyor. Eğer bir gün bu teknolojiyi elde edebilirsek, süper yapay zeka geliştirebilirsek bunun 2060 yılından sonra olacağı ve ancak o noktadan sonra birçok görevi insandan daha iyi bir şekilde yerine getirebilen bir yapay zekanın söz konusu olabileceğini kabul ediyor uzmanlar. O halde yapay zeka
henüz daha çok gelişim aşamasında. Bugün yalnızca daha yapay zekanın söz konusu olduğunu tekrarlayalım. Peki makine öğrenmesi derin öğrenme ne? Şimdi yapay zekanın alt başlıkları bunlar. Yapay zekanın içinde alt kümeleri bunlar. Makine öğrenmesi onun içinde derin öğrenme. Makine öğrenmesi dediğimiz şey, insanlar tarafından belirlenen kurallar olmaksızın yalnızca belirlenen öz niteliklere göre hareket eden yapay zeka. Bakın, öğreniyor makine. Demin bir algoritma vermiştim ya, algoritma örneği. Orada kuralları ben koymuştum. Orada ben belli kurallar koymuştum. Şuna bak, şuysa şu, şuysa bu demiştim. Burada öyle değil. Sadece belli öz nitelikler koyuyor, veriyorum yapay zekaya. Ve yapay zeka bu çerçevede öğrenerek hareket ediyor. Derin öğrenme ise bir adım daha komplike. İnsanlar tarafından hiçbir öz nitelik yüklenmeksizin ilgili öz nitelikleri, kullanacağı öz nitelikleri kendisi belirleyen ve buna uygun hareket eden yapay zeka, ki iş daha heyecanlı hale gelmeye başlıyor. Hemen örneklerle başlayalım. Makine öğrenmesi. Bakın, elimde iki set veri var. Birinci sette kediler, ikinci sette köpekler var. Ben bunu yapay zekaya veriyorum eğitim seti olarak. Ve sonra da bir test verisi veriyorum. Diyorum ki bu hangi gruba giriyor? Ama bunu yaparken de belli öz niteliklerden faydalanmasını söylüyorum. Diyorum ki sen birinci setle ikinci seti çalış ve kıyasla. İki şeye bak. Bir, kafaya oranla burun büyüklüklerine bak. Kedilerin daha küçük. İki, kulak şekillerine bak. Kedilerin dik. Bunlara bakarak eğitim setini çalış diyorum. Ve en sonunda test verisini verdiğimde ben makine öğrenmesi algoritmasını buna uyguluyorum. Ve diyor ki bana verdiğin bu test verisi birinci gruba ait. Birinci grubun adına kedi koyduğum için kedi diyor ona. Birinci grubun adına elma deseydim elma diyecektim. Birinci gruba birinci sınıfa ait diyor. Bakın, makine öğrenmesinde öz nitelikleri ben verdim. Buruna ve kulak şekline baktı. Derin öğrenmede durum daha komik. Şimdi burada otonom bir araç görüyorsunuz. Şimdi bir otonom araca ben bir takım talimatlar verebilirim. Algoritma yazabilirim. Mesela derim trafik lambası yeşilse gaza bas, yola yaya çıkarsa dur, su birikintisi görürsen yavaşla. Bu bir algoritma olur. Ama derin öğrenmede bundan çok daha ötesini yapıyoruz. Çünkü aynı anda bu üç seçeneğin hepsi gerçekleşirse ne olacak? Yani aynı anda yeşil yanarken yaya fırlamış yola ama yolda su birikintisi var. Ne yapayım? Peki burada belirtilmeyen yolda çukur varsa ne yapayım? Kasis varsa ne yapayım? Bunların cevabı yok. Şimdi derin öğrenmede biz öz niteliklendiriyoruz. Biz derin öğrenmede şunu yapıyoruz. Bu aracın tepesine bir kamera yerleştiriyoruz bu örnekte. Ve aracı kullanıyoruz. Araç, biz onu kullanırken çevresini kendi gözlemliyor. Bizim gaza bastığımızı, frene bastığımızı, işte değiştirdiğimizi, sinyal verdiğimizi hepsini gözlemliyor ve neyi ne zaman yaptığımızı kendisi anlıyor. Aslında siz bile belki farkında olmadan yokuşlarda gaza belki yükleniyorsunuz veya yokuş aşağında frene basıyorsunuz, bilmiyorum. Yapay zeka bunları kendisi tespit ediyor. Okuduklarımdan yola çıkarak bunu söyleyeceğim. Çok iddialı geldi bana ama 72 saat boyunca bir aracı eğer kullanırsanız, otonom aracı bu anlamda kullanırsanız, 72 saatlik veriyle yapay zekanın otonom aracın artık araba kullanmayı öğrenebileceğini söylüyor. Neden frene bastın? Hava karardığı için mi bastın o anda? Karşıdan bir araç gözünü mü aldı farı? Hiç bilmiyoruz bunu. Kendisi gözlemliyor ve öğreniyor derin öğrenme. Şimdi derin öğrenme için yine tekrarlıyorum. Çok miktarda ve nitelikli veri gerekiyor. Nitelikli olması bunların doğru olmasını ifade ediyor. Eğer yanlış veri verirseniz, yanlış veriyle beslerseniz yapay zekayı yanlış çıkarımlar elde eder, yanlış öğrenir. Derin öğrenme algoritmaları kullanarak kişileri etkileyecek çok önemli konularda kararlar verebilirsiniz. Bankaya kredi başvurusu yaptınız. Ön değerlendirmeyi algoritma yapıyor. Tıbbi teşhis ve tedavide hastada kanser hücresi, tümör hücresi var mı yok mu? Ön değerlendirmeyi bugün algoritma yapıyor. Önleyici kolluk faaliyetleri, bir kişinin potansiyel bir suçlu olarak kabul edildiği haller, bir kimsenin yeniden suç işler mi eğer hapisten çıkarırsak şart tahliyeyle, bunları hep yapay zeka kullanılarak karar veriyor. Avantajları ve riskleri var. Avantajları neler? Çok sayıda veriyi hızlı bir şekilde inceleyebiliyor makine. Bizden çok daha süratli bir şekilde bunu yapabiliyor. Ve işleme maliyetini azaltıyor tabii ki. Ama iki tane çok büyük risk var. Beraberinde getirdiği kara kutu problemi ve algoritmik
ön yargılı ayrıca. Kara kutu problemi nedir? Bu görsel kara kutu problemi çok güzel ifade ediyor. Biz yapay zekaya bir girdi veriyoruz. Ve bir çıktı alıyoruz derini öğrenmeye. Arada ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Algoritmanın hangi değişkenleri kullandı, hangi değişkenin ne ölçüde dikkate aldı karar verirken bunları bilemiyoruz. Buna kara kutu problemi deniyor. İçeride algoritma ne yaptı, biz ona özetleyip vermedik ya artık. Hangi özetleyip sayıları belirledi, hangisi ne ölçüde dikkate aldı bunu göremiyoruz. Göremediğimiz için örneğin itiraf edemiyoruz. Göremediğimiz için düzeltilmesini isteyemiyoruz. Bu çok ciddi bir problem. İlgili kişilerin haklarının kullanılabilmesi bakımından. İki, algoritmik ön yargı ve ayrımcılık problemi karşımıza çıkıyor. Bakın buradaki görselde işte Google etiketliyor gördüğümüz şeyleri. Bisiklet, arabalar, uçaklar vesaire diye. Şu ortada altta gördüğü iki kişiyi goril olarak etiketliyor. Yapay zekanın kullanıldığı bir etiketleme bu. Bu kişileri ten renkleri nedeniyle goril olarak kabul etmiş Google. Bir başka ön yargı. Bunu sonradan düzeltti Google çeviri. O bir doktor ve o bir hemşire cümlelerini Google çeviriye yazdığınızda ve İngilizce çevirmesini istediğinizde he is a doctor, she is a nurse diye çeviriyor. Malumunuz Türkçe'de o kelimesinin herhangi bir cinsiyeti yok. Erkekler bakımından da kadınlar için de kullanılabiliyor. Ama İngilizce durum böyle değil. Google çeviri bir doktorsa bu erkektir, kadınsa da hemşiredir şeklinde bir ön yargıyla yaklaşıyor. Bunu niye yapıyor? Bu bir makine, bunu bilmez. Ona verdiğimiz, ona yüklediğimiz veriler nedeniyle yapıyor. Ona şimdiye kadar yüklediğimiz verileri kullanarak ancak hemşire ise bunun kadın için kadın olabileceğini, doktorsa erkek olacağını varsayıyor. Çünkü ona geçmişte yüklediğimiz veri seti bunu söylüyor. Bu çok sıkıntılı. Çünkü geçmişteki ön yargıların, stereotiplerin, kararların gelecekte de tekrarlanmasına sebep olacak bir şey bu. 2015 yılında Amazon çalışanları işe almak için bir algoritma kullandığı bu algoritmanın kadınlara karşı ön yargılı olduğunu fark ettiğini söylüyor. Bunun nedeni ne? Çünkü algoritma neyle öğreniyor? Geçmişteki işe alımlardan öğreniyor ve geçmiş yıllarda son 10 yılda gönderilen özgeçmişlere baktığımızda bunların çoğu erkeklerin. Demek ki erkekler daha iyi diyor. Çoğunlukla kimi almışım şimdiye kadar? Erkekleri almışım. Bundan sonra da erkekleri almalıyım diyor algoritma. Algoritma yalnızca veriden öğreniyor. Ona beslediğimiz veriden öğreniyor. Kompas. Bu Amerika'da kullanılan ve suç işlemiş bir kişinin tekrar suç işleme riski olup olmadığını hesaplayan bir yazılım. Şimdi ne açıdan dikkate alınıyor bu? Kompas puanı veriliyor mahkumlara ve bu puan kullanılarak işte mahkemeler tutuklama kararı verelim mi vermeyelim, şartlı tahliye kararı verelim mi vermeyelim veya da nasıl bir hüküm verelim, ne kadar ceza verelim. Bunlara karar verirken bu kompas puanını esas alıyorlar. Çünkü bu puan kişinin tekrar suç işleme riskini hesaplıyor. Bu yazılımın ırkı bir kıstas olarak almamakla birlikte siyahilere karşı ayrımcılık yaptığı tespit ediliyor. Çıkan sonuçlar çarpıcı. Diyor ki yüksek riski görüldüğü halde tekrar suç işlemeyen beyaz tanık oranı %23.5, siyahi tanık oranı ise %44.9. Yani daha fazla sayıda siyahi tanığın suç işleyeceğini öngörmüş. Neredeyse iki katı sayıda öngörmüş ve kişiler suç işlememiş. Tam tersi düşük riski gördüğü halde tekrar suç işleyen beyaz tanık %48'e yakınken siyahi tanık %28. Algoritmik bir ön yargı ve ayrımcılık örneği olarak, çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor bu. Düşünün ki bu yapay zekanın aldığı karara dayanarak, verdiği puana dayanarak kişilerin tutuklanmalarına veya tutsuz yargılanmalarına karar veriyor. Şartlı tahliye edilip edilmemelerine karar veriyor. Veyahut da hüküm veriliyor mahkumiyet konusunda bu kişilerle ilgili. Şimdi o halde algoritmik ön yargı ve ayrımcılık riskinde dikkate aldığımızda bizim ihtiyacımız ne? Bizim ihtiyacımız yeterli miktarda nitelikli veri ve adil ve şeffaf bir veri işleme faaliyeti. Siz yeterli miktarda nitelikli veri vereceksiniz algoritmaya
ve algoritmanın bu verileri adil bir şekilde işlemesine, müdahale etmek için işlemesine izin vereceksiniz ve şeffaf bir veri işleme faaliyeti olacak. Neden? Siz şeffaf bir veri işleme faaliyeti yapacaksınız ki gerçek kişiler bir sonraki adımda algoritmanın verdiği kararlara karşı itiraz edebilsinler. Bankaya başvurdunuz, kredi başvurunuz reddedildi. Bu red kararına karşı itiraz edebilmeniz için sizin kararın ne şekilde verildiğini bilmeniz gerekiyor. Neler bilmeniz gerekiyor? Öncelikle bir algoritma kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Ardından algoritmanın hangi kriterlere dikkate aldığını, hangi verilere dikkate aldığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu veriler doğru olmayabilir. Bir verinin gerçeğe aykırı olması onun kişisel veri olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Kişisel veriler gerçek olmak zorunda değildir, doğru olmak zorunda değildir. Gerçek olmayan veriler dahi kişisel veridir. Hatta gizli olmayan veriler dahi kişisel veridir. Gerçekten benim bugün banka şifrem veyahut da işte cinsel yönelimim veyahut da kişisel bir takım sırlarım benle ilgili kişisel veriler olup bunlar gizlidir. Ama her zaman gizli olmak zorunda değildir veriler. Benim bugün bu sunumu yaparken yeşil bir tişört giydiğim bilgisi de bir kişisel veridir. Kimliği belirli bir gerçek kişiyle ilgili veyahut da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili veridir. Bu da bir kişisel veridir. Veyahut da gerçek olmayan veriler de kişisel veridir. Örneğin benim geçmişte yüz kızartıcı bir suç işlediğime dair bir bilgi. Gerçeğe aykırı olsa dahi bu veri bir kişisel veridir. Çünkü bu veri nedeniyle benim toplumdan dışlanmam, kişilik hakkının ihlal edilmesi, maddi manevi zarar görme riskim vardır. O nedenle biz bunları da kişisel veri kabul ederiz. İşte bütün bunları düşününce algoritmik karar vermenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için avantajlarını söyledik. Maliyet düşüyor, süratli bir şekilde kararlar verilebiliyor ama bunun etkin bir şekilde karşı tarafın da menfaatlerini koruyarak işletilebilmesi için adil ve şeffaf bir veri işleme faaliyetine ve algoritmanın verdiği kararlara karşı bir itiraz mekanizmasına ihtiyacımız var. Lütfen dikkat ediniz. Veriler mevcut olanı yansıtıyor. Olması gerekeni değil. O nedenle algoritma mevcut verileri mevcut duruma alıyor ve bunu tekrarlıyor. Siz şimdiye kadar hep erkekleri işe alırsanız ve bu veride mevcut durumu yansıtan bu veriyi de algoritmaya verirseniz yine erkekleri işe almaya devam edersiniz. Buradaki riski görmenizi istediğim için altını tekrar istiyorum. Veriler mevcut olanı yansıtır. Algoritmaya bu verileri verdiğinizde mevcut durumun yeniden çıktısını alırsınız. Olması gereken durumun değil. Şimdi gelelim kanunumuza. 6698 sayılı kanun algoritmik karar vermeyle ilgili ne diyor? Madde 11 ilgili kişinin haklarını düzenlerken diyor ki herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahip diyor. Yani eğer siz bir algoritmik karar vermeye tabi tutulmuşsanız ama lütfen dikkat edin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz diyor bu. Yalnızca otomatik sistemler kullanılarak analiz. Yani bir gerçek kişi müdahalesi olmaksızın yoksa bir gerçek kişinin algoritmadan faydalanması mümkün. Algoritma bir hesap yapar, algoritma bir öneride bulunur. Gerçek kişi onu kontrol eder, denetlerse problem yok. Ama münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla bir aleyhinize bir karar veriliyorsa o zaman itiraz hakkınız var. Nedir bu itiraz hakkınız? Sonucun gerçek bir kişi tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etmek. Evet, algoritmaya güveniyoruz. Evet, yapay zekaya güveniyoruz ama sonsuz bir güven duymuyoruz. Çünkü hangi kriterlere esas aldı bunu bilmiyoruz. Bu aleyhimize sonuç doğuran bu kararın yeniden gözden geçirmesini isteme hakkımız var. İlgi kişilere verilen en temel haklardan bir tanesi bu. Gerçekten de burada şunu görüyoruz aslında. Teknoloji gelişiyor. Ve gelişirken teknoloji, bugün blok zinciriyle ilgili de bir sunum dinlediğinizi biliyorum. Kişisel verilerin blok zinciri bakımından, blok zincirinin kişisel verilerin korunması bakımından getirdiği riskleri, uyuşmadıkları noktaları artık biliyorsunuz. Bunlardan bahsedildi. Anlatacaklarım onun için de geçerlidir. Yapay zeka teknolojisi için de geçerlidir. Teknoloji gelişiyor. Bizim bugün kalkıp buna göz yummamız, göz ardı etmemiz veya teknolojinin pişini çekmemiz mümkün değil.
O halde mevzuatımızı öyle bir hale getirmeliyiz ki mevzuat bir yandan teknolojinin gelişimine imkan sağlamalı, buna izin vermeli. Öte yandan ise gerçekçilerin haklarını korumalı, menfaatleri dengelemeli. Bugün Avrupa'nın yapmaya çalıştığı temel şey bu. Özellikle veri koruma hukuku bakımından Avrupa, Amerika, üçüncü bir noktaya koyacağım, çok uzak bir noktaya koyabileceğim Çin örnekleri üzerinde durduğumuzda çok farklı yaklaşımlar görüyoruz. Avrupa'nın, Nazi Almanya'sında yaşayan Avrupa'nın daha temel hak ve özgürlükleri koruma odaklı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ama Avrupa şu anda belirli ölçüde pişman, belirli ölçüde tedirgin, diyor ki tamam temel hak ve özgürlükleri koruyalım ama bir dakika geride kalıyoruz. Amerika'nın gerisinde kalıyoruz, Çin'in gerisinde kalıyoruz. Onlar nasıl yaklaşıyorlar meseleye? Amerika'da teknoloji devleri var. Yani veriyi kullanan, veriden gelir elde eden, onu ham madde olarak kullanan şirketler var. O nedenle Amerika'nın yaklaşımı Avrupa'dan biraz daha özgürlükçü, daha farklı. Öte yanda bir Çin örneğimiz var. Verileri çılgınca kullanıyor. Kim? Özellikle devlet kullanıyor. Ciddi bir fişleme var. Sosyal işte bu, eğer Black Mirror dizisini izlediyseniz oradaki bu fişlemeler, sosyal puanlar hep Çin'de bugün kullanılıyor. Özellikle pandemide iyice iş daha uç noktalara gitti. Bambaşka bir yöntem izliyorlar. Her devletin yaklaşımı farklı. Ama bunda belli sonuçları var. Şimdi bugün Avrupa diyor ki biz bu dengeyi bulmalıyız yoksa geride kalacağız. Bu veri ekonomisinde, veriye dayalı ekonomide. O nedenle dengeyi nasıl sağlıyor? Şimdi bu şu anda size verdiğim örnek, bizim kanunumuzda gördüğümüz örnek bu dengeyi sağlamaya yarıyor. Yapay zekanın kullanılmasını engelleyelim mi? Hayır. Algoritmik karar vermeyi engelleyelim mi? Hayır. Kesinlikle bunlara hayır. Ama ne yapalım? Bilgisayarın haklarını da koruyalım. Nasıl koruyalım? Diyelim ki eğer bu otomatik sistemler vasıtasıyla algoritmik karar verme gerçekleştiyse ve kişi aleyhine bir sonuç ortaya çıktıysa ona bu kararı itiraz etme hakkı verelim diyor kanun. Bunun dışında kanunumuzun veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin maddesi veyahut da iletişim hakları ile ilgili maddelerine baktığımızda algoritmik karar verme ile ilgili özel bir düzenleme görmüyoruz. Yani siz eğer algoritmik karar verme gerçekleştirecekseniz bunu önceden bildirmeli misiniz iletişimlere? Bununla ilgili özel bir yükümlülük yok kanunda. Peki algoritmik karar verme halinde bilgisayarın demin bahsettiğimden farklı hakları var mı? Hayır, o da yok. Onu da görmemiş. Gelelim genel veri koruma tüzüğüne. Genel veri koruma tüzüğü, GDPR, Avrupa Birliği düzenlemesi. Bununla ilgili de bir şey söylemek lazım. Biz daha önce söylediğim gibi kanunumuzu Avrupa Birliği düzenlemelerinden aldık. Neden aldık? Direktiften aldık. Avrupa Birliği'nin ilgili direktifinden aldık. Ama biz o direktifi Türkçeleştirip kendi kanunumuzu çıkardığımız yıl Avrupa Birliği o direktifi yürürlükten kaldırdı ve bir genel veri koruma tüzüğü GDPR kabul etti. Yani aslında bakarsanız bizim kanunumuz çıktığı gibi eskide. Çeşitli sebepleri var. Hani beklenseydi iyi mi olurdu? GDPR'a uygun bir düzenleme yapsaydık iyi mi olurdu? Tartışabiliriz. Muhakkak iyi olurdu belli açılardan ama mesela süratle çıkarılması gerekli o dönemde vesaire. Bugün de GDPR'la hala biz kanunumuzu uyumlaştırmaya çalışıyoruz. O nedenle GDPR aslında bizim kanunumuzun daha önünde, daha ilerisinde bir takım düzenlemeler içeriyor. Çünkü daha yeni sahibi, teknoloji hızla gelişirken bunları göz önüne almış ve GDPR bunları da düzenlemiş. GDPR'ın 13, 14 ve 15. maddesi kişilerin elde edilmesi durumunda kişilerden veriler elde edilirken sağlanacak bilgileri yani aydınlatma yükümlülüğünü aslında düzenliyor. 15. madde ise kişilere erişim hakkı tanıyor. Bütün bunlara baktığımızda diyor ki veri sorumluları kişisel verilerin elde edildiği anda adil ve şeffaf bir işleme sağlanması için profilleme de dahil olmak üzere. Profilleme nedir? Bizim verilerimiz kullanarak bizim profillerimizin çıkarılması, belli kategoriler altında sokup sınıflandırılmamızı ifade ediyor. İşte bu veriler elde edildiği sırada profilleme de dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı hakkında iletişimin bilgilendirilmesi gerekiyor diyor. Yani verimi alırken benden bana diyecek ki bak ben profilleme yapacağım, otomatik karar vereceğim diyor. Bunun bir adım ötesine geçiyor ama bu da yetmiyor. En azından yürütülen mantığa ilişkin anlamlı bilgiler sunmalı ve söz konusu işleme faaliyetinin
ilgili kişi açısından önemli ve öngörülen sonuçları hakkında bilgi verebiliyor. Yani diyor ki bak bir, ben otomatik karar vereceğim seninle ilgili. İki, bu kararı verirken şöyle bir mantık yürüteceğim. Şöyle şöyle değişkenlere dikkate alacağım. Şunlara bakarak karar vereceğim diyor. Ve üç, bu kararın sizin açınızdan önemli ve öngörülen sonuçları. Buna bakarak kredi başvurunu reddedeceğim veya kabul edeceğim gibi. Veyahut da üniversite başvurunu kabul edeceğim, reddedeceğim gibi. Bunları açıklaması gerekiyor. Bunu ne gerektiriyor? Adil ve şeffaf bir işleme sağlanması. Adil ve şeffaf bir işleme sağlanması için bunların bildirilmesi gerekiyor. Amaç ne aslında? Yani pratikteki amaç ne? Yani adil ve şeffaf işleme diyoruz ama bunun pratik sonucu şu. İlgili kişiler bu açıklama sayesinde karara itiraz hakkını kullanabiliyorlar. Çünkü ben öncelikle otomatik karar vermeye tabi olduğumu bileceğim ki itiraz edebilirim. Bunu bildikten sonra faaliyet neticesinde ne karar verildi? Bu hangi benle ilgili verilen kararlardan hangisinde dikkate alındı? Bunu bileceğim. Ve üç, yürütülen mantık nedir? Hangi verilerin kullanıldı, ne amaçla kullanıldı, ne çerçevede kullanıldı? Bunu bileceğim ki itiraz edebilirim. Şimdi 22. maddesi GDPR'in diyor ki profilleme de dahil olmak üzere otomatik münferit karar vermeyi düzenleyerek kuralımız şu. İlgili kişinin kendisiyle ilgili hukuki sonuçlar doğuran veya benzer şekilde kendisini kayda değer biçimde etkileyen profilleme de dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme faaliyetine dayalı bir karara tabi olmama hakkı bulunur diyor. O zaman kuralımız bizim profilleme dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme faaliyetine dayalı bir karara tabi olmama hakkımızın bulunmasıdır. Şimdi bunu birazcık açalım. Yalnızca otomatik işleme faaliyeti ne demektir? Bir kişinin sürece katılmaması demektir. Yalnızca algoritmanın karar vermesi demektir. Şimdi tabii kişinin sürece katılmaması derken şunu da altına çizelim. Diyelim ki bir kişi katılıyor sürece ama çıktıyı alıyor buraya koyuyor veya da sadece düğmeye basıyor. Kişi katıldı sürece diyebilir miyiz? Burada yalnızca otomatik işleme faaliyeti yoktur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü buradaki kişi yani yalnızca otomatik işleme faaliyeti bulunmadığını söyleyebilmemiz için arayacağımız kişi kararı değiştirme yetkisi ve becerisine sahip bir kişi olmalı. Eğer gerçekten karara müdahale etme yetkisi olan biri varsa ve bu kişi algoritmadan da faydalanarak kararı alıyorsa bu maddeyi uygulayabileceğiz. Problem yok demektir çünkü. İki, hukuki sonuç doğuracak. Yani bu algoritmik karar verme neticesinde kişinin hakları veya da hukuki statüsü etkilenecek. Örneğin bu karara dayanarak, bu algoritma değerlerine faaliyetine dayanarak kişinin bir ülkeye girişine izin vermeyeceksiniz. Veyahut da bir sözleşmeyi feshedeceksiniz, bir başvurusunu reddedeceksiniz. Bu haklarını veyahut da hukuki statüsünü ekleme şartını sağlıyor. Bunun dışındaysa benzer şekilde kayda değer biçimde bir etkileme de olabilir diyor bu. Hukuki sonuca benzer etkileme buna. Çevrimiçi kredi başvurusunun reddedilmesi. Haklarını etkilemiyor. Statüsünü etkilemiyor ama hukuki sonuca benzer bir etki doğuruyor. İşte bu koşullar gerçekleştiğinde sonuç neymiş? Bu karara tabi olmama hakkımız varmış. Şimdi maddedeki karara tabi olmama hakkının ne olduğu çok tartışmalı. Yani ne demek bu karara tabi olmamak? İtiraz mı edebiliyorum? Yani eğer siz bana dediniz ki işte ben algoritmik karar alacağım seninle ilgili gerekli aydınlatmayı yaptınız ve yukarıdaki koşullar sağlandı. Ben itiraz mı edeceğim? Böyle bir hakkım mı var? Karara tabi olmamak bu mu demek? Yoksa hayır bu yasak mı demek? Yani yalnızca otomatik işleme faaliyetine dayalı hukuki sonuçta öğren benzer şekilde kayda değer içinde etkileme ihtimali olan kararları alamaz mı veri sorumluları? Yasak mıdır bu? Benim itiraz aktif olarak itiraz etmeye gerek olmaksa zaten yasak mıdır? Madde 29 çalışma grubu diyor ki evet yasaktır. Yani ilgilicilerin itiraz etmesine gerek yok. Herhangi bir itiraz hakkı bunlara tanımak söz konusu değil. Çünkü zaten bu yasak veri sorumluları bunu yapamaz. Kişilerin bu karara tabi olmama hakkı olması veri sorumlularının bunu yapmasını yasaklıyor diyor. Peki algoritmik karar verme ne zaman mümkün? Hani demin dedik ya yasakmış. Peki demin belirttiğimiz koşullar gerçekleştiğinde yasakmış. Kural buymuş. Yasak olmasıymış. İstisnaları var mı? Var. Nedir bunlardan bahsedeceğiz birazcık. İlk istisna birlik veya üye devlet hukukunun izin vermesi hali.
İlgi kişinin haklarıyla özgürlükleri ve meşru menfaatlerinin güvence altına alınması amacıyla uygun tedbirler belirtilerek eğer Avrupa Birliği veyahut da üye devlet hukuku algoritmik karar vermeye izin veriyorsa algoritmik karar verme gerçekleştirilebilecekmiş, yapabilecekmiş, problem yok. İki, ilgili kişinin açık rızasının varlığı. Kişinin bilgilendirmeye dayalı özgür iradeyle verdiği rıza. Bu açık rızayla kişisel veriler işlenerek algoritmik karar verme gerçekleştirilebiliyormuş. 3. İlgili kişi ve veri sorumlusu arasında bir sözleşme kurulması veya bir sözleşmenin ifası için algoritmik karar verme gerekliyse de yine algoritmik karar vermeye gidilebiliyormuş. Gerçekten de bir sözleşme kurmuşsunuz. İfa etmesi gerekiyor karşı tarafın. Sizin artık rızanızı aramayacak. Eğer algoritmik karar verme bu ifa bakımından gerekliyse. Şimdi uygun bir takım tedbirlerden bahsediyoruz. Özellikle ilgili kişinin açık rızasının varlığı ve sonra bahsettiğimiz o sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması durumlarında veri sorumlusunun en azından sınırlı sayıda değil yani söylediğim en azından insan müdahalesinin sağlanması hakkı, veri sahibinin kendi görüşünü ifade etme hakkı ve karara karşı çıkma hakkı olmak üzere ilgili kişinin hakları, özgürlükleri ve meşru menfaatlerinin güvence altına alınması amacıyla uygun tedbirleri alması gerekiyor. Tekrarlayalım. Bir insan müdahalesinin sağlanması hakkı. Tamam, açık rıza verdim. Kabul ediyorum. Açık rızamla işliyorsun bu verilerimi. Açık rızamla örneğin bankadan yaptığım kredi kartı başvuru, şey, kredi başvurusunu algoritmik karar vermeyle neticelendireceksin. Ama insan müdahalesini isteyebilmeli senden. Bana bu hakkı sunacaksın. İki, kendi görüşümü ifade etme ve karara karşı çıkma hakkı vereceksin. Bunları mutlaka yapman gerekiyor diyor. Kişinin açık rızasıyla dahi sen algoritmik karar verme kullanıyorsun. GDPR'in restel kısmını giriş hükümleri diye çevirenler var, işte gerekçe kısmı diye çevirenler var. Restel 71'e göre bu uygun önlemler arasında bu tür bir değerlendirme neticesinde verilen karar hakkında açıklama isteme imkanı da yer alıyor. Bu size anlattığım konunun belki de en tartışmalı kısmı uygulamada. Çünkü yukarıda maddeye baktığımızda en azından diyor ama sadece işte insan müdahalesi sağlansın, kendi görüşünü ifade etsin, karara karşı çıksın. Resital kısmı, yani gerekçe kısmı aslında hükmün parçası değil, diyor ki bu tür bir değerlendirme neticesinde verilen karar hakkında açıklama da isteyebilsin gerçek kişiler diyor. Bu ciddi şekilde sıkıntılı. Hem ciddi bir yük getireceği için hem de kimi hallerde bunun yerine getirilmesi mümkün olmadığı için. Yani gerçekten bir ilgili kişilere sen bu kararı neden verdin? Hangi değişkenleri dikkate aldın? Bunu bana bir açıklasana deme hakkı vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Şimdi birazcık bu tartışma üzerinde durup sonra şunu yavaş yavaş noktalamak istiyorum ki sorulara da vaktimiz kalsın. Şimdi demin bahsettim ya GDPR 13, 14, 15, 22 ve veya bağlayıcı teyit taşımayan madde restal 71 dikkate alındığında ilk kişiye bir açıklama hakkı tanınmalı mıdır? Veri sorumlusu ilgili kişilere hangi somut kararı neden verdiğini açıklamalı mıdır? Şimdi tamam. Şimdi bir yandan diyoruz ki mantıklı açıklasın. Niye açıklasın? Çünkü itiraz edecek adam ilgili kişi itiraz etmek istiyor. Ve itiraz edebilmesi için de o somut kararı neden verdiğini açıklaması lazım. Örneğin işte diyecek ki kredi başvurunu reddettim çünkü aylık gelirin düşük. Peki şunu da demelim mesela hangi değişkenlerde değişiklik meydana gelirse verilen kararın değişeceğini belirtmeli mi? Yani bir adım öteye geçecek aylık gelirin 15 bin liranın altında olduğu için reddettim. Eğer 15 bin lira, 15 bin 1 lira olsaydı kabul edecektim demeli mi? Şimdi bunu derse şöyle bir sıkıntı var. Tamam bir yandan ilgili kişiye daha bir şeffaflık sağlamış oluyoruz ama bir yandan yönlendiriyoruz aslında. Yani mevcut durumun değiştirmesi için de yönlendiriyoruz. Acaba bu kişilerin algoritmaya karşı hile yapmalarına imkan mı tanımış olacağız? Biz algoritmanın şifrelerini onlara verdiğimizde algoritmayı kandırmaları bakımından kolaylık mı sağlamış olacağız? Daha öteye gidelim. Veri sorumlusu algoritmanın hangi kararı neden verdiğini her zaman açıklayabilir mi ki? Yani biz açıklama hakkını tanıyalım. Peki tanıdığımızda biz bunu fiilen uygulayabilir miyiz?
Kara kutu probleminden bahsettim az önce. Girdiği biliyoruz, çıktığı biliyoruz. Biz verileri veriyoruz algoritmaya. Algoritma derin öğrenmede kendisi özellikleri belirliyor. Tıpkı araba kullanmayı öğrenen otonom araç örneğinde olduğu gibi. Araba kullanmayı öğrendi ama nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. Şu noktada fren yapması gerektiğini öğrendi ama neden fren yapıyor? Hakikaten işte güneşi mi dikkate aldı, yolun eğimini mi dikkate aldı, karşıdan çok uzaktan bir yaya gördü, onu mu dikkate aldı? Ben bunu bilmiyorum. Ama işte buradaki problem ne? Güzel, doğru fren yapıyorsa, doğru öğrenmişse problem yok. Ama ya yanlış zamanda fren yapıyorsa? Eğer biz algoritmanın ne şekilde karar verdiğini bilemiyorsak, eğer bunu anlayamıyorsak, kara kutunun içinde bütün olay olup bitiyorsa, kişilerin itiraz hakkını nasıl fiilen kullanmaları mümkün olacak? Çünkü düşünsenize, başvuruyu sisteme giriyorum, sonucu alıyorum. Sonra bana geliyorlar ve itiraz ediyorlar, kararı gözden geçir diye. Ben algoritmanın hangi kararı neden verdiğini kendim bilmiyorum ki. Bilmediğim için size nasıl açıklayacağım bunu? Böyle bir yükümlülük getirilmesi ne ölçüde mümkün? affedersiniz. Konu beni aşıyor ama yaptığım okumalardan gördüğüm kadarıyla teknik bir takım yöntemler üzerinde çalışıyor şu anda uzmanlar. Bu kara kutu problemini aşmak adına kara kutu probleminin bertaraf edildiği takım teknolojiler geliştiriyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlar en azından. Bunların bir kısmı umut vaat ediyor olmakla birlikte en azından benim okuduğum kadarıyla henüz bu kara kutu problemini %100 aşabilen bir teknoloji mevcut değil. Ama eğer bir problem fiilen aşılabilirse bu açıklama hakkının sağlanması mümkün olabilir. Açıklama hakkıyla ilgili başka problemler de karşımıza çıkıyor. Örneğin veri sorumlularının fikri mülkiyet hakları ve ticari sırlarını ihlal eder mi açıklama hakkı? Ben algoritmayı yazmışım, hazırlamışım, kullanıyorum. Ben bu algoritmada ne şekilde karar verdiğini, içeride ne olduğunu size açıkladığım durumda bu benim acaba fikri mülkiyet hakkımı ihlal edecek midir? Veyahut da benim bir takım ticari sınırlarım olabilir mi bu çerçevede ihlal edilebilecek olan? Ben belli kararları alıyorum. Hangi değişkenlerle alıyorum? Bunları sizinle paylaşıyor olmam. Acaba ticari sınırlarımın ihlali anlamına gelir mi? Bütün bu sorular karşımıza çıkıyor. Özetle. Geldiğimiz noktada meselenin özü şu. Bir ucunda mahremiyetin korunması, diğer ucundaysa inovasyonun teşviki olan bir terazi var elimizde. İnovasyonu engelleyemeyiz. Teknolojik gelişmeyi engelleyemeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Bazı çok katı yaklaşımlar var. Hatta bu inovasyonu baltalayacak yaklaşımlar var. Ben bunları gerekli görmediğim gibi gerçekçi de bulmuyorum. İnovasyon, hele ki bu dijital ekonomide, veriye dayalı ekonomide kaçınılmaz. Teknoloji gelişecek, inovasyon gerçekleşecek. Burada da ham madde olarak biz verileri kullanacağız. Kişisel veri niteliğinde olan veriler veyahut da kişisel veri niteliğinde olmayan veriler olsun. Bunların daima kullanılması gerekecek ki inovasyon teşvik edilebilir. Ama öte yandan yapılması gereken şey terazinin diğer ucunda bilinçlerin mahremiyetinin bulunduğunu hatırlamak. Bunu unutmamak ve mahremiyetin korunmasını inovasyonun teşviki sırasında daima göz önünde bulundurmak. Eğer siz bu dengeyi bulabilirseniz ancak ilgili kişilerin korunması ve inovasyonun gelişimini bir arada sağlayabilirsiniz. Günün sonunda inovasyon ve teknolojilerin kişilere gerekli olduğunu unutmamalıyız. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Sorulara galiba vaktim kaldı. Sunumu burada sonlandırıyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Sunumunuz için çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Bir tane soru cevapta soru görüyorum ama siz görebiliyor musunuz acaba? Gördüm. GDPR'da KVKK'da bulunmayan otomatik karar mekanizmalarına dahil edilmeme hakkı var. Bu Avrupa'da nasıl uygulanıyor diye sorulmuş. Galiba ben anlatmadan hemen önce sorulmuş. Bahsettim ama kısaca söyleyelim tekrar. GDPR'daki bu düzenleme çok kapsamlı bir düzenleme. Bizim hukukumuzun önünde giden bir düzenleme, katı bir şekilde uygulanan bir düzenleme. Çünkü demin bahsettiğim tartışmayı hatırlamanızı rica ediyorum. Hani burada bir karara tabi olmamadan ne anlıyoruz? Bir itiraz hakkı mıdır, bu bir yasak mıdır diyoruz ya. Bunu bir yasak olarak değerlendiriyor madde 29 çalışma grubu. Bu aslında katı bir görüş. Eğer itiraz hakkı olsaydı kişiler itiraz
itirazda bulunmadıkça problem olmaz diyebilirdik belki, ama burada o da değil durum. Tabii ciddi bir durum var. Yasak olarak getirildiği için katı bir uygulama var. Ve Avrupa Birliği'ne tartışılıyor. Özellikle bu açıklama hakkı bakımından çok ciddi tartışmalar var. O anlattığım tartışmaların hepsi Avrupa Birliği düzeyinde yapılan tartışmalardı. Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Teknolojik gelişmeyle paralel olarak nasıl yanıtlamalıyız bu açıklama hakkının var olup olmadığı sorusun diye, bununla ilgili tartışmalar var. Avrupa'da henüz meseleyi çözebilmiş değil yani. Evet, sorular gelmeye devam ediyor. Tamam, okuyorum. Hocam merhaba, sunum için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teyit açısından bir sorum olacak. Algoritmik karar vermeye ilişkin olarak 6698 sayılı kanunun 10 ve 11. maddesinde özel düzenleme yok. Ve madde 10 kapsamında bilgilendirmeli miyiz diye belirttiniz. Ancak yanlış bir çıkarım yapmamak adına sormak istiyorum. İçerisine veri girildiğinde algoritmik olarak karar vermede bir işlem faaliyeti olduğundan madde 10 kapsamında veri sorumlusunun kişisel verileri kullanmaya için olarak kişileri bilgilendirmesi gerekmiyor. Şimdi aydınlatma yükümlülüğümüz tabii ki var. Aydınlatma yükümlülüğümüz kanunumuzda düzenlenmiş. Bununla birlikte kanunumuzun bahsettiğimiz maddelerinde özel olarak, şimdi GDPR'a bakıyorduk ya, hani profilleme de dahil olmak üzere falan gibi ifadelerden bahsediyordu. Özel olarak bir aydınlatma yükümlülüğü maddesi getirilmemiş. Yani kapsamlı bir aydınlatma bu anlamda yapılmalı mı? Hangi konularda aydınlatma yapılması gerektiği kanunda ve ikinci düzenlemede zaten mevcut. Ama aydınlatma yükümlülüğünün algoritmik karar vermeye istinaden özel bir düzenlemesi kanunumuzda ne yazık ki yok. Bir soru daha var. Bunun için ben teşekkür ederim. Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Soruma gelecek olursam, veri hukuk alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler lisans yıllarında neler yapmalı? Pekala, çok güzel bir soru. Bu da çok önemli. Çünkü geleceğin alanlarından bir tanesi bu. Ve çok fazla çalışan yok. Özellikle lisans alanında bu konuda kendinizi geliştirmeniz biraz daha güç. Özellikle vakıf üniversitelerinin bu anlamda ön planda olduğunu söyleyebilirim. İşte bizim fakültemizde de kişisel verilerin korunması dersi var. İşte bilişim ve teknoloji okuluna giriş dersimiz var vesaire. Bu dersleri alabilirsiniz. 2. Bu tip etkinlikleri takip edebilirsiniz. Ve 3. Sonrasında aslında biraz daha özelleşerek belki bu alanda bir master programına ve hatta belki doktora programına yönelmeniz mümkün olabilir. Ama lisans eğitimleri fakültelerin bu anlamda ne yazık ki ancak sınırlı olarak sizlerin kariyerinize yatırım yapmanıza imkan sağlayabiliyor. Evet. Soruları cevap bir tane daha. Sorular var. Pardon. Tamam. Otomatik karar mekanizmalarına dahil edilmeme hakkını kullanmadığı durumda dahil edilebilir diye yorumluyorum. İzin verilen durumlara rağmen muğlak bir hak değil mi? Şimdi demin bahsettiğim maddede işte bunun için hani itiraz etmeli miyim, etmemeli miyim, itiraz etmezsem algoritmik karar vermeye tabi tutabilir miyim sorusunu Avrupa Birliği'nde çalışma grubu, maddeyle çalışma grubu şöyle ifade ediyor. Hayır, kişilerin itiraz etmesine gerek yok bunun için. Yasak. Veri sorumluları bunu yapamaz. Veri sorumluları bunu yaparlarsa hukuka aykırı bir veri işine yapmış olurlar. Ben yaptırım uygularım. Yaptırım uygulanmalıdır diyor. Bu anlamda katı. İzin verilen durumlara rağmen mutlak bir hak değil mi? İstisnai hallerde ancak kullanılabilir. Eğer soruyu doğru anlıyorsam. Kuralımız bunun yasak olmasıdır. Ama işte birlik veya üye devlet hukukunun buna izin vermesi veyahut da açık rızanın varlığı veyahut da üçüncü ihtimalle bir sözleşmenin kurulması veya ifası halinde buna izin verilebiliyor. İlgili kişinin açık rızası çerçevesinde verilse dahi veyahut da bir sözleşmenin kurulması veyahut da ifası amacıyla bu yapılıyor olsa dahi bir takım tedbirlerin de alınması gerekiyor. Bir soru daha var. GDPR'daki gibi özellikle ne kapsamında aydınlatılacağına ilişkin düzenleme yok ama aydınlatma da asgari süre içerecek şekilde yapılmalı o zaman. Tabii ki bizim kanunumuzda nelerin aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı zaten düzenlenmiş. Bu kapsamda yapmadığınız aydınlatma yükümlülüğü, yani bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü yapmazsanız yaptırıma maruz kalıyorsunuz. Aydınlatma yükümlülüğü yapmanız gerekiyor ama GDPR'daki gibi bir aydınlatma yükümlülüğü, algoritmik karar vermeye dayalı, profillemeye dayalı bir aydınlatma yükümlülüğü, bununla ilgili özel düzenleme yok.
Bir soru daha var. Sunum dahilinde olmadığı için belki çok üstünde durmak istemediğiniz bir konu olacaktı. Yapay zekanın hukuki sorununda ülkemizde kabul edilen bir sorumluluk türü var mı? Avrupa'da yapay zekadan doğan zararlı hangi sorumluluk türüne göre tazmin etmeye çalışıyor? Bugün yapay zeka ile ilgili yapay zeka çalışanların en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu. Yapay zekanın hukuki sorumluluğu. Ülkemizde bununla ilgili bir düzenleme yok. Yani özellikle yapay zekanın sorumluluğunu düzenlediğimiz hal yok. O yüzden tartışıyoruz. Ne yapabiliriz acaba? Yapay zekanın sorumluluğunu neye sokabiliriz? Mevcut kurumların içine sokabilir miyiz? Veyahut da yok sokamıyorsak, mevcut kurumlar bizi kurtarmıyorsa ki Avrupa Birliği'nden aslında kopyalıyoruz bu tartışmaları. Yani biz sıfırdan Amerika'yı keşfetmiyoruz. Orada yapılan tartışmaları birazcık buraya yansıtıyoruz. Eğer olmuyorsa bir elektronik kişilik geliştirmeli miyiz? Aslında o elektronik kişilikle ilgili anlattığım bütün tartışmalar buradan çıktı. Sizin sorunuzdan çıktı. Bir sorumluluk öznesi yaratabilir miyiz? Yapay zeka robotları sorumlu tutabilir miyiz diye. Neler var hukukumuzda mevcut durumda tartışılan şeyleri söyleyebilirim. Örneğin en tartışılan, en hani ön plana çıkan savunulan görüşlerden biri bu Roma hukukunda kölelere benzer bir sorumluluk düzeni savunanlar var. Yine çok kabul edilenlerden biri hayvan bulunduranların sorumluluğuyla kıyasen bir düzenlemeye gitmek mümkün diyenler var. İmalatçının sorumluluğuna gitmek mümkün diyenler var. Ama net bir cevabı ne yazık ki yok bugün. Tartışmalar devam ediyor. Neyse ki henüz yapay zekanın gelişimi de tamamlanmadığı için demin bahsettiğim gibi dar yapay zeka aşamasında olduğumuz için bunu çözmek için hala zamanımız var. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Avrupa Birliği'ndeki genel eğilim son zamanda elektronik kişiliğe gerek yok. Biz mevcut kurumlarla bunu çözeriz'e evrildi. Bakalım ne olacağını zaman gösterecek. Net cevabı yok. Atladığım soru var mı Bir acaba? tane hocam yukarıda Kadir Bey bir soru sormuş. Görebiliyor musunuz acaba? Ha, pardon gördüm tamam. Anladığım kadarıyla konunun teknik tarafına bayağı hakimsiniz. Çok isterdim teknik tarafına bayağı hakim olmayı ama değilim. Hatta bunu bir öz eleştiri olarak söyleyeyim. Size de belki yol göstermek adına söyleyeyim. Demin size anlatırken işte kara kutu probleminden bahsederken dedim ki kara kutu probleminin ciddi bir engel olduğunu anlattım ve okuduğum kaynaklarda bunu aşmayı çabalayan, aşabilecek teknolojiler üzerinde çalışıldığını ama bunların hiçbirinin yeterli düzeyde olmadığını gördüm dedim. Gönül isterdi ki teknik kısmı daha hakim olabileyim. Teknik kısımda ise biz hukukçuların eksik kaldığı boyut bu oluyor. O nedenle sizlere tavsiyem eğer ilginiz varsa teknik kısımlarla ilgili de eğitimler almanız mutlaka ki. O nedenle ne yazık ki teknik konuyla ilgili yardımcı olamayacağım. Hani yapay zeka konusunda bu anlamda size teknik boyutla ilgili bir kaynak önermem çok mümkün değil. Benim bilgim de tamamen dinlediğim konuşmalar, işte okuduğum bir takım makaleler ve işte Google, YouTube'la sınırlı teknik konuda ne yazık ki. Hocam iki kişi de söz istiyor ama sözlü soru kabul edecek misiniz? Tabii, vaktimiz varsa hiç Tamam. problem değil. Ben sadece hani Tamam. zaman kazanalım diye chatten önce yazalım demiştim. Hiç problem değil. 10 dakikamız daha var hocam Tamam. şu an programa göre ama yine Memnuniyet. bir iki dakika daha geçebiliriz. Hiç problem değil. Hemen İlke hanıma galiba Hocam, söz vereceğim. merhaba, duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Tamam. Hocam çok güzel, faydalı bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iki sorum var. Birincisi bu ilk başta verdiğiniz bu Facebook'un gerçekten iki sevilen insanın suratını birleştirip böyle reklam vermesini çok ilgimi çekti. Araştırdım ama bulamadım. Hangi şey bunu yapacaklar mı, yaptılar mı çoktan? Yok Birisi. yok, yapılabileceği söyleniyor sadece. Yani mevcut teknolojinin buna imkan verdiği, sizin en çok kimle fotoğraf paylaştığınız, en çok kimin fotoğrafının altına kalpli emojiler koyduğunuz, kimin fotoğrafını beğendiğiniz vesaire yaptığınız yorumlardan yola çıkarak en yakın hissettiğiniz iki kişinin test edilebileceği mevcut teknolojiyle işte bu deepfake'leri vesaire düşünün geldiğimiz noktayı o iki kişinin yüzünün ve sesinin hatta belki elindeyse birleştirilerek bu kişinin karşınıza bir reklamda bir sunucu gibi veyahut da reklamdaki işte bir işte reklam veren kimse artık o konuşan kişi gibi çıkabileceği ve size belli bir ürünü pazarlayabileceği. Bunun mevcut teknolojide mümkün olduğu söyleniyor.
Ben bunu ilk duyduğumda çok açıkçası çarpıcı bulmuştum. Gerçekten şeytanın aklına gelmez gerçekten. Gerçekten şeytanın aklına gelmez ama sonuçları da çok önemli. Hani bazen bir işte kek kokusu gelir burnunuza, bir parfüm kokusu gelir. Bir şey hissedersiniz ya çünkü hafızanıza hitap etmiştir. Çocukluğunuzdan bir anıya hitap etmiştir. Bunu zaten biz de hepimiz yaşıyoruz kimi zamanlar. Veya belli bir kişiye bir bilmediği şekilde yakınlık duyarsınız. Sempati duyabilirsiniz. İşte bunlar aslında bu mevcut teknolojiyle ne kadar manipüle edilmeye açık olduğumuzu gösteriyor belki de. Çok teşekkürler. İkinci sorum şu. Bu soruyu Elif Fizici'ye de sordum. Hatta başka bir oturumda Berk Hoca'ya da sormuştum ayrıca. Üçüncü. Peki. Hadi bakalım. Başka bir şeyde. Başka bir sunum veya seminerde. Şimdi bu şöyle bir şey. Şu an sizin söylediğiniz şey genel olarak policy making veya işte yeni hukuk regüle etme bu alanları konusunda benim ilgimi çekiyor. Bununla hı-hı alakalı hani çözüm yolları açısından ne yapılabilir bir tartışmıştık Berk Hoca ile zamanında. Avrupa Birliği'nin eksikliğinin bir yandan da hani gücü olan kıta Avrupası hukukunda daha böyle yasalara dayalı, kurallara dayalı bir sistemden olduğu ve dolayısıyla herhangi bir şekilde common law gibi böyle hani herhangi bir buna emsal karar veren kararlarla ilerlemedikleri için hızlı refleksleri olmadığını konuşmuştuk. Çok doğru. %100 doğru. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği'nin muhtemelen geriden gelmesinin bir sebebi bu kıta Avrupası hukuku. İkinci sebep yani ben şahsi kanaatim şu, şu an zaten Facebook 2005'te ilk çıktığında arada diyelim ki regüle edilene kadar 10 sene geçti diyelim. O arada çok fazla mağdur olan insan oldu Avrupa Birliği'nde ve başka dünyanın çeşitli yerlerinde Facebook'un kullandığı daha yeni bir teknoloji herkes açılmış. Ben bununla alakalı olarak hani yani daha önce bu unutulma hakkı kararını da düşünürseniz 2014'te verilen onda gidip Google'a takdir yetkisi vermişlerdi. Unutulma hakkı kararını sen kendi içinde hani şey yap hani belirle ona göre karar ver diye bir hani bir teknoloji şirketine böyle bir güç de verdiler. Şimdi bunların hiçbiri olmadan acaba Avrupa Birliği'ne bağlı rekabet kurumu KVKK gibi böyle bir kurum kurularak İçinde sadece hukukçuların olmadığı böyle hem teknoloji uzmanlarının hem işte psikoloji uzmanlarının efendim belki hani vücudun şeyin kimyasına kadar hani diyelim ki sabaha karşı dörtte insanın belli bir hormon salgılaması ve o hormonu başka bir şeye yönlendirmesi bilgisine kadar hem sosyoloji hem psikoloji hem hani bu tarz hani insan bilimini bir şekilde hukukçulardan daha iyi bilecek insanlarla yeni çıkan teknolojilere diyelim ki 1 milyon kullanıcıya ulaşıldı veya artık kamuya açılacak. Hani önceden bir risk analizi yaparak mı ilerlense acaba? Çünkü şu an direkt hani salınıyor ve mağdur olan çok fazla insan oluyor. Hani regüle etmekte de geç kalıyorlar. Bu sefer insanlar hem maddi zarar oluyor hem kendi kişiliği gelişirken sıkıntı yaşıyor. Diyelim ki çok fazla şey paylaşmış oluyor falan. Hani acaba bu bir çözüm olabilir mi diye soracak. Şimdi teşekkür ederim. Siz yani bu tartışmayı yapmışsınız ve zaten hani çok değerli hocalardan bahsettiniz. Çok katılıyorum ben de. Çok doğru bir noktada olduğunuzu düşünüyorum. Kıta Avrupası hukuku pratik değil. Anglo-Sakson hukuku daima daha pratik, daha faydacı, daha hızlı yürüyor. Somut olay bazında içtihat geliştirerek ilerliyorlar. O nedenle söylediğiniz şey doğru. Mesela işte blok zincir teknolojisiyle ilgili onların reaksiyonları çok daha hızlı. Ama tek sebebinin Avrupa Birliği'nin durumunun tek sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin biraz da bu temel hak ve özgürlükleri koruyan ve bireyi ön planda tutan, ister bireylerin korunmasını bir temel hak olarak benimseyen yaklaşımının da bu yavaşlıkta etkisi var. Yani geldiğimiz noktada etkisi var. Zaten Avrupa Birliği de kendisi üst düzeyde yaptığı açıklamalarda hep şunu söylüyor artık. Geri kaldık. Veri ekonomisinde ön plana çıkamayan bir aktör olduk. Bunu değiştirmemiz lazım. Ne yapalım mı tartışmaya başlıyor. Çünkü karşınızda ciddi rakipler var. Yani Amerika daha saldırgan gidiyor. Çünkü bahsettiğiniz o teknoloji şirketlerini korumak adına daha saldırgan gidiyor belki. Orada Avrupa Birliği'yle de tabii ki şey ilişkileri hep fark ederseniz belki izlemişsinizdir. Böyle birazcık pembe dizi kıvamında Avrupa Birliği arada bir diş gösteriyor. Bak fişini çekerim senin diyor. Teknoloji şirketi yere atıyor. Ondan sonra teknoloji şirketleri diyor ki bakın çıkıyoruz biz Avrupa pazarından böyle yaparsanız diyor falan. Böyle orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Ama meselenin bir boyutu eğer şeyse Anglo-Sakson hukukunun daha hızlı, daha bu anlamda hareket edebilmesi ise diğer taraftan temel hak ve özgürlükleri olan yaklaşım da var. Yani öte yana Çin'i koyalım. Çin bambaşka bir noktada. Bambaşka bir boyutta.
Dediğiniz soruya gelince son kısmına kesinlikle katılıyorum. Mesele yalnızca hukukla ilgili bir mesele değil. Mesele yalnızca teknolojiyle ilgili bir mesele değil. Psikolojiyle de ilgili, iktisatla da ilgili, sosyolojiyle de ilgili çok farklı alanlarla ilgili bir mesele. Zaten meseleyi çok heyecan verici kılan şey bu bana sorarsanız. Yani ben bu alanı çalışırken bu nedenle çok heyecan duyuyorum. Farklı açılardan bakmayı sağlıyor. Özellikle bizim aldığımız kartosundaki o dar diyebileceğim hukukçu hukuk yaklaşımı daha kavram iştahatçılığından insanı uzaklaştırıyor. Daha farklı boyutlu bakmaya başlıyorsunuz meselelere. Size bir isim önerebilirim. Demin hatta bir soru da sorulmuş. Hani yabancı kaynak önerir misiniz bana diye. Teknik kaynak öneremem ama teknik boyutu da olan bir şey önerebilirim. Alessandro Acquisti diye bir hoca var Carnegie Mellon Üniversitesi'nde ve Carnegie Mellon'da bu hocanın başında olduğu bir laboratuvar var diyeyim. Konuyu iktisadi, psikolojik, sosyolojik boyutlarıyla inceliyorlar ve çok ilginç yayınlar yapıyorlar. Çok güzel yayınlar yapıyorlar. Belki ilginizi çekiyorsa hani hem yabancı literatürü takip etmek adına neler oluyor ya, nelere bakıyor bu insanlar demek adına hem de sizin sorduğunuz gibi hani acaba bir bütün boyutları içeren bir şeyler yapılabilir mi? Zaten yapılıyor belli bir noktada. Bunu görmek adına o çalışmaları incelemenizi öneririm. Alessandro Acquisti, Carnegie Mellon. Çok teşekkürler hocam. Hemen ismini yazayım ben çatla. Chat'ten de yazdım ismini. Bir testli sorumuz daha var galiba hocam. Hatta iki oldu. Hemen sırayla söz veriyorum izninizle. Buyurun. Tolga Bey bekliyorsa eğer, evet. Evet, teşekkür ederiz sunumunuz için öncelikle. Ben yazmıştım soruyu ama doğru mu anladım? Teyit etmek için, netleştirmek için tekrar sormak istedim. İlgili kişinin otomatik karar mekanizmalarına dahil olmaması hakkı, yani bunu bir talep edebilir mi? Talep ettiği zaman diğer... Talep etmesi gerekmiyor. Avrupa Birliği'nde tartışmalı bu nokta ama çalışma grubu en son dedi ki talep etmesine gerek yok. Yasak. Peki şöyle, şu durumlarda yapılabilir dendi. Üç tane işte Avrupa Birliği kanunları izin verirse belli evet. Tedbirlerle işte sözleşmenin ifası kapsamında, kurulması kapsamında yapılabilir diyor. Şimdi mesela işte kredi başvurusunda işte otomatik kredibiliteyi ölçen kriterlere bakıp işte otomatik red yanıtı veren bir süreciniz var. Şimdi bu kişiyi yani bu sözleşmenin ifası eğer bir kredi başvurusu varsa bunu yapabiliyoruz. İstisnaya giriyor diye anlıyorum. Ama bu kişi öncesinde ya da sonrasında ben otomatik karar mekanizmasına tabi olmak istemiyorum diye geldi. Dilekçesini verdi. Bu zaman İstisnaları bypass. Tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Orada aşamalı gitmemiz gerekiyor. Basamaklı gitmemiz gerekiyor. İlk aşamada bakacağız. Kuralımız ne? Yasak. Yasak. İlk aşamamız bu. İkinci aşamada istisna var mı diye bakacağız. Eğer bir istisna varsa artık kuralı uygulamayacağız demektir. İstisnayı uygulayacağız. Yani algoritma karar verme bu halde mümkündür diyeceğiz. Ama ne gerekiyor? Uygun tedbirlerin alınması, ilgili kişiye belli hakların verilmesi gerekiyor. Yani tersten gittiniz siz soruyu sorarken, önce yasak olduğu kuralını koyacağız, sonra kuralın dışına çıkacağımız bir istisna var mı diye ikinci adımda ona bakacağız. İstisnadan sonra geri yasağa dönmeyeceğiz yani. Ha, yani yine de kişi gelip ben her türlü istemiyorum, yapamazsın deme yani. Hakkı yok. İstisnaya sokup yapabilirim. Aynen. İyi ki sorunuz sesli olarak da sorunuz. Netleştirelim o zaman. Kuralımız yasak olmasıdır. İstisna varsa artık yasak değildir. İstisna varsa zaten açık rıza vermişse vermiştir. Sözleşmenin kurulması sayfası için gerekse ayrıdır. Ama uygun tedbirler yine de alınacak. Anladım. Yani böyle bir talep etmesine gerek yok. Ya normalde çünkü şey yapıyoruz bize. Hani KVK'da 11 tane hak var. Hangisini kullanmak istiyorsun diye orada tikleniyor ya da yazıyor. Yani Avrupa'daki uygulamayı bilmiyorum. Avrupa'da da böyle bir hak var. Hani insanlar tikleyip evet ben bu hakkımı kullanmak istiyorum demek zorunda değil. Hatta anlamsız. Yani orada listelemenin bir anlamı yok o zaman. İşte ilgili kişileri korumak adına böyle daha katı bir yaklaşım sergiliyorlar. Eğer bir itiraz hakkı olsaydı bu ilgili kişilerin aktif davranışı gerekecekti. Hiç onu aramıyoruz. İlgili kişileri daha üst düzeyde koruyalım diye bunun yasak olduğunu kabul edelim. Böylece kural olarak yapılamasın diyorlar.
bir adım daha öte. Haklısın. Anladım. Teşekkürler. Çünkü ben biz yabancı Avrupa menşeli bir kurumuz. Hani bir takım raporlamalar yapıyorum ben. Bunu soruyorum. Hani bunun muadili olarak böyle bir hak talep etti mi şeklinde. Tabii bizim için uygulanabilir olmadığı için doldurmuyorum ama adet istiyorlar mesela bununla ilgili. Bu rapor şablonunda da bu bir hak. Sanki böyle bu kişiler, yani 3 tane kişi bu hakkı kullandı ya da talep etti gibi bir bilgi topluyorlar. Aslında anlamsız anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle, tabii. Bu mevzuatta açık olmadığı için nasıl yorumlamalıyız diye bir tartışma vardı hep. Ama madde 29 çalışma grubunun bu görüşünden sonra, ki yine tabii ki bu bir kanun hükmünde değildir, görüştür. Ama basiretli ve tedbirli davranış bunun yasak olduğunu kabul ederek birazcık hareket etmek herhalde. Çünkü kanunda GDPR'da hüküm olmamasına rağmen bu görüşten sonra birazcık daha duruşlar belli oldu. O nedenle yasak olduğu görüşünü ben de sunumlarımda mutlaka vurguluyorum ki yarın öbür gün ama itiraz gelmedi, o nedenle biz de işledik deyip veri sorumluları yaptırıma maruz kalmasınlar. Bir soru daha mı var? Anladım, teşekkürler. Rica ederim. Son bir sorumuz var hocam. İsterseniz onu da alıp kapatalım o sorumu. Vaktimizin sonuna doğru geldik. Buyurun Fatma Hanım. Fatma Hanım bizi duyabiliyor mu acaba şu an? Evet galiba. Bu arada chatte eğer görmediyseniz Osman Gazi Hoca bir kaynak önermiş. Artificial Intelligence and Modern Approach diye. Onu da soranlara, soranlarla paylaşmış olalım. Teşekkür ederiz hocam.